Şeyler rehberinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Bol bol konularımız ve konuklarımızla beraber. Evet, hemen bekletmeden ilk konumuza merhaba diyelim. Hattımızda Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Sena Kalaz var. Merhabalar Sayın Hocam. Merhaba. Merhabalar. Geçtiğimiz hafta enteresan bir açıklama geldi sizden. Böyle güzel bir basın bülteniydi. Düşündüğümüz, aslında doğruluğuna emin olamadığımız bir konuyu çok güzel açımlamışsanız, obezite ile psikolojik problemler arasındaki kısır döngüyü masaya yatırmışsınız. Biraz bu konuyu sizden duyarak başlayalım mı? Tabii ki. Dediğiniz gibi aslında tam olarak bir kısır döngü var. Psikolojik rahatsızlıklar çoğu zaman beslenmeyle, iştahla değişiklik gösterebiliyor. Yani kimisinde iştahta artma, kimisinde azalma oluyor. Ve tabii ki depresyonda da bunu sıklıkla görüyoruz. Obezite de aynı şekilde yine kişinin psikolojik sağlığı da olumsuz etkileniyor. Depresyona yatkınlığı artıyor, beden algısı bozuluyor. Tabii bir maalesef ki bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle dayatılan bir güzellik algısı var. Bunların hepsi aslında birbirini tetikliyor. Bir kısır döngüye giriyor. Valla eskiden şey derdik, hani insanlar üzülünce ya da böyle depresyona girince yemeden içmeden kesilir derdik, ama tam tersi durum söz konusuymuş herhalde. Yani değişiyor. Kişiden kişiye değişiyor. Kimisi gerçekten yemeden içmeden kesiliyor. Kimisi de bizim duygusal açlık dediğimiz o olumsuz duygularla başa çıkmaya çalışırken kendini yemeğe vurabiliyor. O yüzden iki uçta da risk. Yani yeme bozuklukları ile psikolojik bozukluklar arasında çok ciddi bir ilişki var. Anlıyorum. Peki şunu sormak istiyorum size. Bunun mesela obezitenin ortaya çıkma sebeplerine biraz bakmak istiyorum. Siz enteresan bir şey söylediniz. İnsanlar kendi vücutlarındaki ya da psikolojilerindeki eksiklikleri belki yemekle mi tam anlamaya çalışıyorlar? Ya da onunla mı bastırmaya çalışıyorlar? Bastırmaya çalışıyorlar. Yani dediğim duygusal açlık aslında tam orada devreye giriyor. Yani o an kişi kendini huzursuz hissediyor, sinirli hissediyor, mutsuz hissediyor ve yemeğe yöneliyor. Yani bu ne oluyor? İşte bir fazla kilo artışına yol açıyor. Kilo artışı oldukça kişinin beden algısı bozuluyor. Kendini beğenmemeye başlıyor. Beğenmedikçe aslında geri kalan diğer bozukluklarda eşlik ediyor. Yani depresyon artabiliyor. Birbirini getiriyor diyorsunuz. Peki o kısır döngü olayına biraz girmek istiyorum. Yani hani bir şeyin kısır döngü olması için o döngüden çıkamamamız lazım. Şimdi depresyon obezite getiriyor. Obezite depresyonu nasıl getiriyor efendim? Dediğim gibi kişinin beden algısı bozulduğu için artık kendini beğenmemeye başlıyor. O güzellik standartlarına uymuyor. Dışarıda toplum tarafından kilolu olduğu için dışlandığını veya kabul edilmediğini düşünebiliyor veya bazen düşünmenin ötesinde gerçekten kabul edilmeye de biliyor kimi kişilerce, ortamlarca. Bu da ister istemez onun hayata olan tutkusunu, isteğini, şevkini kırabiliyor. Tabii bu bir nezle gibi ya da grip gibi bir şey değil. Hani herkes için tek bir tedavi yok, ama genelde böylesi insanların hani bir uzmana tabii ki acilen danışmasını ben öneririm. Ama bu durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini biraz sizden alabilir miyiz? Yani öncelikle burada multidisipliner bir tedavi uygulanması gerekiyor. Diyetisyen ve psikolog eşliğinde, gerekli durumda psikiyatristin de eşliğinde. Çünkü dediğim gibi bir yandan depresyonu tedavi etmeye çalışıyoruz ama öte yandan da kişinin sağlıklı bir şekilde kilo vermesi de önemli. Çünkü burada da şununla karşılaşabiliyoruz. Şimdi o obeziteyle başa çıkmaya çalışırken olumsuz olan kilo verme yöntemleri deneyebiliyor. Bu da diğer yeme bozukluklarına yol açabiliyor. Ne oluyor? İşte kişi kendini kusturmaya çalışıyor veya tıkınırcasına yiyor ama sonrasında yediğinden pişman olup bu sefer onu kusmaya çalışıyor gibi. Hani o yüzden hem psikiyatristin, hem psikoloğun, hem de bir diyetisyenin bir arada olduğu bir tedavi planlanması oldukça önemli. Anoreksiya tarafına geçtiğimizde zaten oradan çıkmak pek bir zor değil mi efendim? Evet. Peki hani son olarak size maalesef şunu sormak istiyorum. Bunun bir ilaç tedavisini öneriyor musunuz? Yani insanın önce obeziteden mi kurtulması daha doğru olur, depresyondan çıkması mı daha doğru olur? Ya işte dediğim gibi depresyondan çıkamadıkça yemekle olan ilişkisi zaten tam olarak bir düzene oturmayacak. Ama öte yandan da kilo vermedikçe de olumsuz duygulanımlar, o depresif duygulanımlar devam ediyor olacak. O yüzden eş zamanlı yürütülmesi gerekiyor. Yani önce obezite tedavi edilmeli veya önce depresyon tedavi edilmeliden ziyade, yani tedavi eş zamanlı olarak yürütülmeli muhakkak.
Anlıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum gerçekten verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Yani Rica ederim. insanlar bir etraflarına baksınlar, herkesi bir uyarsınlar ama öncelikle uzman görüşü diyelim, değil mi? Evet, kesinlikle. O kaçınılmaz çünkü hani bazen iyi niyetle yapılmaya çalışılan şeyler bile sağlığı çok çok olumsuz etkileyebiliyor. Dediğim gibi o sağlıklı bir Maalesef. şekilde kilo verme çabaları veya işte depresyondan çıkmak için kendi kendilerine terapi olarak düşünülen şeyler. Çünkü maalesef şimdi günümüzde şu da var. İşte yağmurlu havada kitap okuyorum, kahve içerek, bu bir terapi. Hayır, bu bir terapi değil. Evet, bu sana iyi geliyor ama bu seni tedavi etmiyor. O yüzden hani doğru kişiden, Bunu doğru çoklayıp uzmandan. herkese yapamayız, uygulayamayız yani açıkçası. Evet, hani bir Evet. şey yok, klasik bir şey yok. Kişiye özgü bir tedavi uygulanmalı. Ama obezite söz konusu olduğunda, artı psikolojik bozukluklar eşlik edildiğinde, dediğim gibi multidisipliner bir yaklaşımla tedavi ekibinde hem bir diyetisyenin hem de bir psikoloğun olması çok çok önemli. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Saygılar sunuyorum efendim. Rica ederim. İyi İyi yayınlar günler. dilerim. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet, Üsküdar Üniversitesi'nin Epe İstanbul Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Sena Kalaz'la konuştuk efendim.